Değerli izleyenler, Volodymyr Zelenski, Winston Churchill liderlik ödülüne layık görüldü. Ödül törenine video bağlantısıyla katılan Ukrayna liderine ödülü İngiltere Başbakanı Boris Johnson sundu. Hayırlı. 2006 yılından bu yana verilen Winston Churchill liderlik ödülünü bu yıl Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski aldı. Ödül töreni Başbakan Boris Johnson'ın Londra ofisinde gerçekleşti. Zelenski, Churchill ailesi üyelerinin de bulunduğu törene video konferans yoluyla bağlandı. Ödülü İngiltere Başbakanı Boris Johnson verdi. Fiziksel olarak ayrı olmamıza rağmen Volodymyr, eğer görebiliyorsan sana bu ödülü sunmaktan büyük zevk duyuyorum. Johnson'a ve Uluslararası Churchill Derneği'ne teşekkür eden Ukrayna lideri, İngilizler bazı zorbalara özgürlükten asla vazgeçmeyecek ortaklığımızı gösterdiler ifadelerini kullandı. Sayın seyirciler, Uluslararası Para Fonu IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini açıkladı. 2022 yılı için %2.7'den %4'e, 2023 için ise %3'den %3.5'a yükseltti. Uluslararası Para Fonu IMF, Dünya Ekonomik Görünüm raporunu güncelledi. Raporda Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminleri bu yıl için %4, gelecek yıl için %3,5 olarak belirlendi. IMF'nin Nisan ayında yayımladığı tahminlerinde Türk ekonomisinin 2022'de %2,7 ve 2023'te %3 büyüyeceğini öngörmüştü. Küresel ekonomik büyüme tahminlerinde ise düşüşe gidilen raporda, küresel ekonominin bu yıl 3,2, gelecek yıl %2,9 büyümesi bekleniyor. IMF, Nisan ayında yayımladığı raporda, küresel ekonominin 2022 ve 2023'te %3,6 büyüyeceğini tahmin etmişti. Raporda, dünya genelinde beklenenden yüksek enflasyonun daha sıkı mali koşulları tetiklemesinin nedenlerinin koronavirüs salgını, Çin'deki ekonomik yavaşlama ve Ukrayna'daki savaş olduğu belirtildi. Dörtlü Tahıl Koridoru Anlaşması ile hayata geçmesi planlanan İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi bugün açılıyor değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in katılımıyla İstanbul'da imzalanan Dörtlü Tahıl Koridoru Anlaşması'nın ardından ilk somut adım atılıyor. Türk delegeler ve Birleşmiş Milletler yetkilileriyle birlikte Rus ve Ukrayna delegelerinin birlikte çalışacağı Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla Milli Savunma Üniversitesi'nde açılıyor. Ortak Koordinasyon Merkezi, yeniden başlatmak için imzalanan anlaşmanın bir parçası. Tahıl sevkiyatı Ukrayna'nın Karadeniz'de bulunan 3 limanından yapılacak. Amaçsa Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ortaya çıkan tahıl krizini sonlandırmak. Müşterek Koordinasyon Merkezi adı verilen çalışma grubu hem fiziki hem de uydular aracılığıyla limanlarda bekleyen gemilerin başta Afrika ve Asya ülkelerine ulaşmasını sağlayacaklar. Heyetler aynı zamanda bölgedeki mayınlı denizlerden geçişi de askeri gemiler aracılığıyla koordine edecek. Ayrıca bu gemileri gidişinde ve geri dönüşünde içlerine kaçak yolcu ve silah bulundurmaması için gerekli kontroller yapılacak.